Nerede kaldı bu kör olasıca bilmiyorum ki. Canım strese girme, gelir şimdi. Nereye gelir Betüşen, nereye gelir? 4'te geldik, saat 5 oldu. Vallahi billahi geç kalacağız düğüne ya. Alt tarafı 2 çeyrek altın alıp gelecek. Sen niye endişeleniyorsun ki Suzan? Adamın kendi adasının kızı. Bırak o düşünsün, o yiyor. Gitmeye çarşının yerini unuttunuz herhalde Avni Bey. Kaçta çıktın evden, bu saat oldu gelemedin? Ya bağırma Suzan, yani hangisi en güzeli diye bir türlü karar veremedim, ondan biraz geç kaldım. Ayol bunun en güzeli mi olurmuş? Alt tarafı çeyrek altın, bunların hepsi aynı. Aa bak, çeyrek altın almadım, gittim seçtim en güzel takıyı aldım bak. Ah! Boyun devrilmesin senin. Onları anaları bana taka taka düğünümde bir çeyrek taktı. Sen de kalktın şimdi bunu mu abla? Bu sana yazıklar olsun. Ama böyle konuşma Suzan. Biliyorsun beni halam büyüttü. Yani durumumuz iyiyken küçük bir şey alıp mahcup olmak istemedim herhalde. Onların durumu kötüydü mü bana bir çeyrek aldığına layık gördüler? Aa, yapmayın Allah aşkınıza böyle. Bak şimdi orada bütün akrabalarınızı göreceksiniz. Güzel güzel giyindiniz, eğlenmeye gidiyorsunuz. Hadi Suzancığım al bunları. Lütfen böyle küçük şeyler için üzmeyin birbirinizi. Ne olur. Yok anam yok. Şu gördüğün adam daha bana bir günden bir güne bir kolye almış değil. Ama gördüğün üzere halasının kızı benden daha kıymetli. Aa, ne alakası var Suzan? Sus, sus, bana cevap verme. Bir an evvel şu düğüne gidip dönelim. Ben sana evde soracağım. Yürü. Hoppala. Yürü, yürü. Hadi Suzancığım güle güle. Yarın görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Hadi iyi eğlenceler. Aa. Ne olur. Şöyle aman Suzan, ne vardı bu kadar içecek? Ya ne vardı bu kadar kızacak Suzan? İyi ki yani hala kızına bir takı taktım. Ya ne vardı bu kadar içecek? Bir koca şişe içkiyi tek başına böyle kafanı dikerek içtin ya. Şşş, konuşma. Konuşma, senin sesini duymaya tahammül edemiyorum ben. Parçalayacağım seni. Tamam. Tamam Suzancığım tamam. Zaten yeteri kadar parçaladım takside gelirken. Yani cimcimediğin yer kalmadı. Her tarafım moraldı. Sen hele bir, hele bir bana tek taş yüzükle beşi bir yerde alma. Bak o zaman ben seni nasıl parçalayayım kapının önüne koyuyorum amine. Tamam Suzancığım, tamam mı? Ben merak ettim. Azıcık içtim, hassaslaştım diye tibrade etme benden. Ben sabaha düzelirim. Senin beynini dağıtırım. Tamam Suzan'cığım. Bak istersen ben seni yatırayım. Ondan sonra... Gel bırak. Kılmadım daha. Ayaktayım. Ben giderim kendim yat... Yok. Yatak odası yatarım orada. Abi. Bu tarafta yatak odası. Ben seni yatırayım. Biz kimsiniz? Bu abi sen kimsin? Aa Suzan. Evet, ben kendim yatarım. Sen uyumayacaksın. Bana yarın ne hediye alacağım şimdi. Gelme. Şişedeki gibi durmuyor. Günaydın Suzan. Merhaba canım. Aa, hoş geldiniz. Ne haber? Düğün iyi geçmedi galiba. Ay, ben birazcık içki içtim de dün gece başım ağrıdan çatlıyor. Bir hap içim kendime geleyim dedim. Aniyle birbirimize girdik Betüş. Bana bir şey almazsan seni kapının önüne koyarım dedim. Allah, otur şuraya otur, çok üzüldüm ya. Aman üzülme şekerim, ne üzüleceksin, öğrensin. Koca dediğin karısının kıymetini bilecek. Ay sen bilmiyorsun değil mi Perihan teyze? Söyle canım. Dün akşam biz Avni ile halasının kızının düğününe gittik. Dedim ki git kuyumcudan birer tane çeyrek altın al, gelinle damada takalım. O gitmiş ne almış? Zincirli kolye almış, kolay çıkardım tabii. Aa, hay Allah. Aa, senin neyin var Betüş? Hiç iyi gözükmüyorsun. Ay sorma vallahi, biz de Sadık'la limoniyiz. Aa, bismillah. Size ne oldu ki şekerim böyle? Nazar mı değdi kız? Suzan, sen bize birer kahve yap da oturup kadın kadına konuşalım. Aa, ne güzel dedin vallahi. Hemen yapıyorum. Ay Betüş. Kız benimki ne yaptı acaba, meraktan çatlıyorum. Dayanamayacağım, arayacağım. Ay Suzan aşk olsun, yani zorla kendine takım aldıracaksın. Aa, aldıracağım tabii ayol, bu benim hakkım. Dur bir arayayım şunu. Thank you.
Çalıyor çalıyor, açan yok. Çıkmış herhalde. Ay çok merak ediyorum, bana ne alacak acaba? Gerçi yediği azara külçeyle altın getirse az ama. Ben şimdi onu getirdim başım. Heh, Ali Avni neredesin? Öyle mi? Aferin aferin. Kendi aklında bir şey almadığın iyi olmuş. Ebi bilene sormakta fayda var tabii. Bana bak, küçük bir şey alma, senin kafanı kırarım. Hadi. Neredeymiş? Ay Sadık Bey'e gidiyormuş kız. Ondan akıl olacakmış. Alsın alsın, seninki zevkli adam. Doğru bir yol gösterir. Yavuz, ben bir lavaboya kadar gidip geliyorum. Tamam. Merhabalar. Kolay gelsin Sadık Bey. Aa, hoş geldiniz. Avni Bey, hangi rüzgar attı sizi? Ne oldu? Buyurun. Sormayın. Bizim Suzan'la aramızda bazı problemler oldu. O da çözmek için bir şart öne sürdü. Ben de sizden bir akıl almaya geldim. İşte buna tam Kerin Leje olsa kendi başına sürer derler. E Sadık'ın da problemleri var. Ne olacak şimdi? İşte böyle abi bey. Betüş beni yanlış anladı maalesef. Tüh. Yazık. Bak aklıma ne geldi Sadık Bey. Şimdi ben Suzan hediye almak için dışarı çıkacağım ya. İstersen sen de benle gel. Betüş'e bir hediye al. Böylece ikisi de bizi affeder. Bence de Avni Bay Arkı dostum. Kadınların gönlünü erkeklerden sonra bir de mücevher çalar. Yavuz, Betüş öyle biri değildir. Yani. Nasıl yani? Yanlış anlamayın ama Betüş'ün mücevher anlayışı Suzan Hanım'ınkinden birazcık farklı. Tabii haklısınız, tabii haklısınız. Ne de olsa bir peri. Ne işi var altınla baltınla, değil mi? Ne hediye edecektiniz? Beklediği şeyi. İsterseniz önce Suzan Hanım'ın hediyesini alalım, ha? Ceketimi alayım. Ben de. Buyurun. Afiyet olsun. Ay Betüş. Sence bana ne alıp gelecek, ha? Tektaş bir yüzük. Ay yoksa kolye mi? Belki de bilezik, ha? Ay bakarsın set alıp gelir. İnşallah Sadık Bey ona öyle bir akıl verir de takıverir seti benim her tarafıma, değil mi? Ay bu adam küpe almaz, değil mi? Çok canım, o kadar da eşek olamaz herhalde. Gerçi niye seviniyorsam, adam gene kendi aklıyla bir şey alıp gelmeyecek ama. Neyse. Ay. Ben de bazen o kadar çok konuşuyorum ki çenem düşüveriyor. Kadının derdi kendine yeter zaten, acık sus. Bitiş. Bak kimler geliyor. Sadık. Betüş. Avni. Ver bakayım elindekini, bana ne aldın? Bak bakalım, beğenecek misin? Ha! Ya bak küpeleri de var. İnanmıyorum Avni. Bu senin zevkin mi? Yoksa Sadık Bey'in mi? Yok, gerçekten Avni Bey'in zevki. Ay gözlerime inanamıyorum. Burada sülaleme yetecek kadar taş var Avni. Ay. Gördün mü kim değerliymiş? Artık başkalarını kıskanmazsın herhalde. Ay affedersin kocacığım. Herhalde siz de bir tüşe bir şeyler almışsınızdır Sadık Bey. Hani buzları eritmek babında diyorum. O bir şey almadım. Betüş Hanım'a başka türlü mücevher alacakmış. Dinle de gör. Başka insanların nasıl anlayışlı karıları var. Avni Bey, Suzan Hanım'dan özür dilerken ben de dilemek istedim. Aslında dün düşündüğün şeyi sana söylemek istemedim Betüş. Yani ben ne kadar çocuklarımın babasıysam sen de o derece annelisin. Canım, biliyorum. Ya ben de seni yanlış anladım. Özür dilerim. Ama Sadık, aslında benim sorunum bu değil. Farkındayım. Ya bu defa olsun kendime ve prensiplerimi aşıp senin dediğini yapacağım. Belki de bunun zamanı çoktan gelmiştir. Neyin? Cem'in büyüdüğünü fark etmeni. Bu gece ona izin vereceğim. Sadık. Canım. Çok teşekkürler. Canım benim.
Gördün mü? Başkalarının hanımları küçücük şeylerden mutlu olabiliyor. Senin o küçücük dediğin şeyi ben senelerdir senden görmedim abi. Ne zamandır teleskobunu bir kenara bırakıp bana böyle sarıldın ha? Ben de sevgi görmediğim için böyle şeylerle kendimi avutuyorum işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gerçek artık bizim